Evet sevgili fotoğraf çekmek kolay dostları, bugün size bir sürprizim var. Uzun zamandan beri zaten aklımda olan bir içerik yapmak istiyordum. O da siz sevgili takipçilerimle beraber. Bunun ilk örneğini bugün çok bu kanalda tanıştığım ve çok da sevdiğimiz, bir şekilde de iletişimi koparmadığımız Akın Göktuna ile beraberiz. Akın'ı niye ilk içerik örneği olarak karşınıza çıkartıyorum? Çünkü Akın kanalımın ilk başından beri benim kafamı ütüleyen arkadaşlardan bir tanesiydi. Çok canını sıktım değil mi abi? Yok çok tabii tepeledi beni. Yok. Hayır ama Akın aslında size fotoğrafçılığa başlamak demeyeyim. Çünkü daha önce fotoğrafçılığın var mıydı senin Akın? Hayır ama çok takip ediyordum yani bir bilgim vardı fakat pratikliğim yoktu, tecrübem yoktu. Hangi makineyi almakla ilgili? Kanalımın Nikon'da mı civarında dolaşıp duruyorduk. Gereksiz. Şimdi ben sözü Akın'a bırakacağım. Bazı sorular yönelteceğim kendisine. Böylelikle içinizde birçok insanın ortak dertlerini belki de dile getirmiş olacak. Belki de size yol göstermiş olacak. Akın, fotoğraf makinesi ya da fotoğrafçılığa başlarken neyi göz önünde bulundurdun öncelikle? Şimdi enteresan şöyle başlamam gerekiyor. 8-9 yıllık benim bir bu işe sevdam var. Öncesinde başlayan. Çok okudum, ettim, araştırdım vesaire. İşte Canon'la Nikon'la arasında kaldım. En son Nikoncu oldum. Öyle gitti. Makine alma kararıyla beraber fotoğraf çekmek kolay kanalına rast geldim. Çok enteresandı. 25 Aralık'tı galiba sizin ilk yayın. Ya 25 sonra ya 20 27'sinde bir tane yaptınız. Bir de 31'inde 3 tane böyle yakın zamanda evet, oldu. Evet. Bir kere dürüst gidiyor. Yani eğri eğri doğru doğru. O yüzden benim aradığım şey buydu. Fuji filme geçişim benim o eski zamanlardaki arayış içerisinde X-T1 çıktığı zaman oldu. Şimdi buraya da geleceğiz büyük ihtimalle. Tabii. Hangi makine derken. Ben video tarafında değilim. Biliyorum. Yani, fotoğrafçılıkla uğraşmak istiyordum ama işte menüye gir, işte çarkı çevir, oradan işte diyafram moduna gel, ondan sonra gir oradan işte bilmem neyi düzelt. Onu seç, bunu seç. Beni bir türlü cezbedemedi. Evet. Ama X-T1 bu arada. X-T1 kullanıyorum. Çok yeterli şu an için benim için. X-T1'i görünce aşık oldum. Nesine ve aşık oldun? Sonra, nesine aşık oldun? Abi bir kere şöyle söyleyeyim size, o kadar kolay ki hani herkes pozlamadan kaçıyor. Hani çok zor olduğunu düşünüyor. Lensim bu değil aslında. Onu da konuşuruz ama şimdi hepsi ağdayken otomatik ya abi. Fuan otomatik. Evet. Şimdi ben bir acemi başladım ve şu anda hala acemiyim ama hiç otomatikte çekmedim. Yani o kadar hızlı geçiyorsunuz ki. Tabii. Zaten baktım ben hep manuelde çekiyorum. Şimdi şöyle o zaman X-T1 benim için çok doğru bir karardı. Şöyle bir anlatım yapalım. Aslında Akın'ın söylemek istediği şu fiziksel sen kontroller. Sen beni toparla abi, ben dağıtmış olabilirim. Yok. Fiziksel kontroller sürekli elinizin altında olmasının verdiği çok büyük avantaj var. Ki belki hani bazılarınız o değişik modu seviyor olabilir. Hani kolay ama bize bu daha kolay geliyor. Neden kolay geliyor? Çünkü gerek ISO'ya gerek enstantaneye gerek de diyafram ayarlarına anında ulaşabiliyorsunuz. Zaten pozlamanın üçlü sac ayağı da bu üç ayardır yani. Başka bir şey değildir. Ha onun haricinde tabii ki makinenin içinde bir takım ayarlar var. Onları mesela bugün Akın yeni bir ayar öğrendi. Devingen ayarın değil mi? Devingen ayarın nasıl yapılması gerektiğini ki tabii ufak tefek ayar ama ana kavram nedir? Pozlama üçgeni ISO enstantane ve diyaframdır. Evet kesin. Zannediyorum öncelikle bu özellikler cezbetti kesinlikle, senin makinede. Kesinlikle. Evet bir de LCD ekrandan değil mi? Sen normal fotoğraf vizöründen bakmayı seviyorsun. Ben hep vizörden çalışıyorum. Çok EVF'den. Nadirdir. Yani evet. Aşağıda olacak eylemeyeceğim falan da. Yaş 50 aldı şimdi. O yüzden o zaman vizörden değil ekrandan. Yalan konuşuyor. En fazla 35'tir bana göre yani. Teşekkür ederim. Aslında biz şeyi unuttuk abi. Biz neredeyiz şu an? Zelve'deyiz. Açık hava öğren yeri. Burası Romalıların zulmünden kaçan ilk Hristiyanların gelip yerleştikleri vadi. Burada yaşamışlar işte. Kiliseler kurmuşlar. Evler yapmışlar.
Hatta 1955'te de bizim Türkler de burada yaşadığı söyleniyor. Şimdi onları göreceğiz. Kapadokya'dayız ve yok, nereden unutmadık. Nereye artık geldik herhalde, İstanbul'da? Herhalde benim takipçilerim biliyordur benim Kapadokya'da olduğumu. Şu anda biz hemen Zel'de Açık Hava Müzesi'nin dışındayız. Ve dedik ki bu kadar güzel bir güne denk geldik, bu kadar güzel bir ortama denk geldik. Dışarıda yapalım bu içeriği. Dolayısıyla biz devam edelim esas konumuza. Hakikaten çok güzel bir ortam. Nereden geliyoruz? Paşa Bağları'ndan geliyoruz. Anlat Seçil. Koyma ya. Ya koyayım ya. Ya biz güzel kes abi, tamam daha. Orayı. Şey, evet, kesmem. Evet, evet. Kes orayı. Evet, kesmem. Evet. Çok değerli dostlarımız geldiler İstanbul'dan. Şimdi ayağımızın tozuyla Paşa Bağları'na geldik. Paşa Bağları Zelve'ye de gideceğiz. Zelve'de yaşayan Romalıların zulmünden kaçanlar gelip ilk Hristiyanlar orayı kurmuşlar. Ve oranın rahipleri belli bir zamanda buraya gelip, bu vadiye gelip, şimdi biraz sonra göreceğimiz oyuk kayalarda ve kiliselerde inzivaya çekilirlermiş. O yüzden buranın bir adı da Rahipler Vadisi olarak geçiyor. Hem aynı zamanda Paşabağ Vadisi. İçeride de küçük bir kilise var. Şeye doğru yürüdüğümüz zaman yavaş yavaş göreceğiz. Orada beynin döndü önce, değil mi fotoğraf? Çok etkilendim. Evet. Çok net söylüyorum ve kesin söylüyorum senin dilinle. Yanlış şehirde yaşıyoruz. Ya tabii insanlar, herkesin imkanı, o öyle, da başka öyle, mesele. Kesin öyle yani. Tabii. Çok güzel yer. İnşallah herkes gelip görebilir. Devam edeyim mi? Lütfen abi? Devam et abi. Şimdi XT1 ama senin kanalını izlemeye başlayınca zaten şeyden kurtuldum ben. O hangi makine, hangi şeyden çıktım. Ben lense odaklanmaya başladım. Doğrusu oydu. Ve dedim ki Akın, sen çok para harcamak istemiyorsun. O zaman bunu bir plan dahilinde yapman gerekiyor. O ara tesadüfen benim XJ35 içeriğim çıktı. Tesadüfen her şey üstüne geliyor öyle. Hangi lensi almalıyımla ilgili ya da lensleri incelemenizle ilgili videoları falan izleyince oradaki 35 mm² insan gözüne daha alışık olduğu, bununla başlamalı gibi bir şey yakalamıştım. Şimdi 35 mm'yi tekrar ben kısaca hani takipçilere bir anlatayım. 35 mm crop sensörde full frame karşılığı 50 milimetredir ki 50 milimetre bugün bütün fotoğrafçıların kabul ettiği insan bakış açısına en yakın açı ya da en doğru açı olarak kabul edildiği için. Aslında öncelikle o lensle başlamak her yeni başlayan için benim şiddetle tavsiye edeceğim bir prime lenstir. Hani evet, makinalarınızın çoğunu evet kit lensle satıyorlar. Ha, burada kit lensle demek bu cihazlara hakikaten hakaret bence. Yani bugün 15-45'i hala kullanıyorum ben. Ve doğrusu isterseniz satmayı bile düşünüyorum ki en ucuz kit lensten bahsediyoruz. Keskinliği falan müthiş, hiç çok. Başka markaların kit lensleriyle karıştırmıyorum. Ama kit lens fotoğrafa yeni başlayan birisi için benim şiddetle tavsiye etmediğim bir başlangıç lensidir. Neden? Çünkü prime lens gözünüzü terbiye eder öncelikle. Şimdi ben 35'ten başlayıp 16-80'e geçtiğim için, hı-hı, ben şunu çok rahat söyleyebiliyorum şu an. Sabit bir odakla başlamak çok büyük bir avantaj. Evet. Yani kareyi nasıl görmeniz gerektiği, hani önemli değil sizin objeye yaklaşıp uzaklaşmanız, ama 35'i kullandıkça ben şuna alıştım. Çekmeliyim, çekmemeliyim. Bravo. Ya da onu çok rahat yakalıyorsunuz. Hem de çok kısa bir sürede. Zaten makine çok kolay. Zaten fotoğraf çektikçe çok rahat alışıyorsunuz. Ve tabii. Şuna alışmanız birkaç saat sadece. Evet evet. Gerçekten. Yani fotoğraf çektikçe de gözünüz alışıyor ve 35'i hep arıyorsunuz. O yüzden o size çok şey öğretiyor. Ondan sonra sizin tercihlerinize göre en azından, o lens bu lens tabii gidebilir. En azından gözün terbiye edilmiş, kesinlikle, oluyor. Ondan sonraki bir ne bileyim değişik odak aralıklı zoom lense geçmek seni daha doğru fotoğraf çekmeye yönlendirebilir. Aynen öyle. Fotoğraf çekmek biraz şey ister, yani biraz çaba ister, biraz emek ister. O emeğin karşılığında da zevk almayı gerektirir tabii çünkü. Zaten o uğraş, o teknik tarafındaki uğraş, sonrasındaki o konu kadraj kompozisyon tarafındaki uğraş da çok cezbediyordu beni. O yüzden bunlar XT1 beni kolaylaştırdı. Hatta dedim ya, hani çok para harcamak istemiyordum. O yüzden kendime ufak ufak bir liste yaptım. Hı-hı. Dedim ki Akın, sen bu sırada gitmelisin. Hı-hı. Sonra o sıralama değişti. Yani farklı öncelikler olabiliyor insanların. Bu benim önceliğime göre. Siz de bunu hep söylüyorsunuz tabii, göre diye. O çok doğru. Ben önce lens aldım. Yani makinem yokken lens aldım.
Gittim XT 35 mm'yi en ucuz olan lensini aldım. Fakat en ucuz demek çok yanlış. Ben onunla gördüm ki yani profesyonel iş bile yapabilirsiniz. Yani evet. Çok güzel ayarlarsanız tekniğinizi çok güzel kareler yakalıyorsunuz. Ve yakaladım da. Daha önce tabii da bir de XC'nin şöyle bir ilginç tarafı var. Ben tekrarlayacağım seyircilerime, takipçilerime. XC ile XF arasının aslında cam farkı yoktur. Aynı cam kalitesini evet, kullanırlar. Sadece dış plastik yapısı ya da eksik bir iki fonksiyondan dolayı ucuzlatmışlardır. Yoksa ondan görüntü keskinliği ve görüntü kalitesinden XC 35 F2 ile XF 35 F2'nin birbirinden hiç farkı yok. Abi ben 35'i çok sevmiştim, onu söyleyeyim. Evet. Yani bir kere küçük oluşu, XT1 de küçük. Tabii çok kompakt hale getiriyor. Küçük bir çantayla dolaşıyor olmak o kadar güzel bir rahatlık ki 16-80 alırken... Bayağı zorlandın değil mi alışana kadar? Biraz alışma devresi geçirdim. Ama işte çok mutlu olduğunuz, keyif aldığınız için ona katlanıyorsunuz. Ona tabii bir şey canım. Yok. 2 ay sonra kadar da işte XT1'e ulaşabildim. Hı hı. İstanbul'dan çok çok az kullanmıştım. O dönemdir benim kafam bayağı ütüledi. Öğrenme peşinde olduğum için, tabii, soru sormaktan da hiç çekinmeyen biri olduğum için hiç, yapıştırıyorum hiç soruları. Ya uzaktan kumanda olur mu öyle diyor. Ben sana söyleyeyim, o VR'ın tam karşılığı weather resistant'tır ki weather hava koşulları demektir. Hava koşullarına dayanıklı, suya dayanıklı anlamına gelmiyor. Tabii suya sokacak halimiz yok. Başlangıç şimdi, böyleydi. Şimdi çok ilginç ama sen XF 35 normal şartlarda fotoğraf çeken bir insan olarak senin fotoğrafçılığın çok ilginç bir biçimde çok bambaşka bir yöne doğru gitti. Ne işin var 35 F2 ile makro fotoğrafçılığın be kardeşim ya? XC 35 ile hatta. Hayır fark etmez ya 35 yani. 35 ile yani. Abi makro fotoğrafçılığı yapılır mı? Ya nasıl yapılır anlatsın kendisi. Ya şimdi şöyle fotoğrafçılığa başlayanlar da böyle bir çoğunluğunda öyle tahmin ediyorum bir makroculuk oluyor. Yani insanı bir cezbeden bir tarafı var. Çoğunluğunda fakat deme. Sonrası var. Çoğunluğunda yani, deme. Kendin için konuş. Çok uğraştıran bir şey. Dedim ki ben bunu nasıl yapabilirim ve hani filtreler falan var ya, makro filtreler falan. Evet. Hani tamamen merakımdan. Hani hangi seviyeye çıkabiliyorsun, hangi kaliteye yaklaşabiliyorsun? Gittim bir benimki 43 mm olduğu için 43 mm bir close-up filtre aldım ve denemeye başladım. Hı hı. +1, +2, +4, +10 dioptrisi olan 4 adetlik bir setti. Hı hı. Ama kesin söylüyorum +10'u kullandığınızda öbürküleri kullanmıyorsunuz. O yüzden tek +10 almak avantaj bir kere. Güzel. Ondan sonra da zaten fotoğraf tacizleri başladı. Close-up filtrede netlikten ödün veriyorsunuz. Yok, ama ondan işi çok iyi yakalarsanız keskinlikten ödün verirsin, netlikten vermesin. Pardon, netlik başka bir kavram. Doğru. Netlik enstantaneyi doğruya ayarlamamaktır. Elinizi titretmektir. Onlardır netlikle aynen ilgili. Yoksa keskinlik gerçi ya keskinlikte hani İngilizce'de overrated, abartılı bir kavramdır keskinlik ama bak, kavramı. Çok iyi karelerim var abi. Evet. 35 milimetrelik close-up +10'la tabii çok canım, iyi karelerim yani var. Yani 10 sene sonunda süper kareler çekiyor. Belki bu araya koyarız bir iki tanesi bilmiyorum. Yok koyarız tabii. Yani Akın'ın çektiği o close-up'larla, o filtrelerle bir takım örnek fotoğraflarda mutlaka içeriğin sonunda da her zaman yaptığım gibi bir görsel olarak sunarız. Yani hayır beni öylesine bıktırdı ki durmadan diyorum Akın F35 yani 35 milimetre ile close-up yapılmaz. Git kardeşim manzara çek. Git kardeşim sokak fotoğrafçılığı yap. Git kardeşim adam gibi fotoğraf. Evet, durmadan makro getirme benim burnumuna. Yani, aynen öyle. Ama öyle yani. Doğru. Tamam fotoğrafçılık belki bir fotoğrafçılık alanına uzmanlaşmayı tercih edebilirsiniz ama o zaman da doğru lensi kullanmak lazım ki 35 tabii ki doğru lens evet, değil. Kesinlikle. Şu anda kendindeki 16-80 daha doğru bir lens mesela makro yaklaşım için. Evet. Çünkü 80'deki büyütme oranı bunun oldukça başarılı. Çok bekledim zaten bu incelemeni. Ve senin de incelemenden sonraki öncesinde konuşuyorduk zaten. Tabii. Benim kafa 70-300'de hani işin içine hep bir makro sokacağım ya. Tabii. O yüzden 70-300 mü hani 16-80 mi alsam makroyu da oradan kurtarsam mı derken kafa hep bu tarafa gidiyordu. Hatta şöyle bir şey yaptım. Öneririm. Alabileceğim lenslerle ilgili bir Excel tablo yaptım. Aha. Hatta onun içinde senin tanıttığın 90 mm vardı ki çok beğendim onu. Müthiş bir lenstir o da. Evet. 70-300 vardı, 15-45 vardı, 16-80 vardı. Bütün özelliklerini yazdım. Altına da kendimle ilgili
kendim çekmek istediğim fotoğrafçık alanlarıyla ilgili puanlamalar yaptım. Güzel. Ve bir puanlama yaptım, çıkardım. Abi 16.80 çıktı. Benim takipçilerim hepsi hakikaten ilginç insanlar. Hepiniz müthiş insanlarsınız. Ve o yüzden sizi, hepinizi çok seviyorum. Akın, kanalla ilgili başka söylemek istediğin bir şey var mı? Önerilerin, ne bileyim ben? Bir kere yeni başlayanlar kesinlikle önce bir basit bir fotoğrafçılık eğitime ve kesinlikle ucuzdan başlayıp, bakın mesela hiç şeyden korkmasın kimse, acayip çatır çatır satılıyor hepsi. Tabii, hani tabii, parayı verdim yerlere. Eyvah gitti. Hayır değil abi. Birazcığından zarar edip sonrasında daha da iyisini alıp aynen onu öyle satabiliyorsun. Orada bir problem olmuyor. O evet, yüzden yani ucuzdan ikinci, başlamak mantıklı. Doğru. Bir de ikinci elden başlarsanız ikinci elde aldığınız makineyi satarken ne kadar zarar edebilirsiniz zaten. Yani o da kullandığınızı sayarsınız ettiğiniz zararı en kötü. Evet, kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Yani bence kanaldaki sıralamadaki bana öyle denk geldi. O kanaldaki videoları izledikçe hı hı. benim bakış açım değişmeye başladı. Şimdi benim yapmaya sokak, çalıştığım... Evet, çok keyif veriyor. Tabii. Yani, benim yapmaya çalıştığım oydu. Yani. Tabii. Benim yapmaya çalıştığım oydu. Neydi? Önce fotoğraf kavramını anlamak. O da 35 mm kavramıyla. Değil mi? Standart nedir? 35 mm neyi ifade ediyor? Oradan anlayıp sonra işte pozlama üçgeninin aslında çok da zorlu bir üçgen olmadığını. Hele bunlarla çok kolay. Çok kolay. Çok basit bir şey bileceksiniz. En standart sizin deklanşör hızınızı, diyafram da sizin alan net alan derinliğinizi tayin ediyor. Bu iki kavramı yakaladığınız zaman bunların yetmediği noktada ISO'ya başvurursunuz. Aynen. Başka bir şey yok yani. Bunu ne zaman yakalıyorlar insanlar? Fotoğraf çekmeye başladığında ve aynen kendi fotoğraflarını yorumlamaya başladığında yakalamaya başlıyor. Aynen öyle. Aa, bunun enstantanesini çok yavaş yapmışım ya. Keşke 1/200 falan üzerine çıksaydım diyorsun. Tabii, tabii, aynen öyle. İşte orada başlıyorsun öğrenmeye. Bir de şu var abi. O heyecandan ben bunu çok yaptım. Alıyorsun makineyi ve hemen başlıyorsun çekmeye. Önce bir benim işte ışık modum neredeydi? Single'da mıydım, manuelde miydim, tabii. Seri çekimde miydim? Bunları bir kontrol etmek lazım. Ben öyle çok hatalı çekimler yaptım. Hepimiz zaman zaman yapıyoruz yani. Bir de bu makinelerin tabii en güzel avantajlarından bir tanesi şuradaki şey değil mi? SCM modu. Evet, çok pratik ya. Müthiş pratik yani. Müthiş pratik ve arka düğmeden de zaten istediğiniz gibi onu büyütüp küçültebiliyorsunuz. Sonuçta niye Fujifilm başka? Ona ilave edeceğim bir şey var mı? Ben bir amatörüm. Profesyonel iş yapmayacağım. Yani dolayısıyla ben eşime dostuma WhatsApp'tan işte Instagram'da birkaç fotoğraf çekeceğim. Bilgisayarımda masa üstüme koyacağım. Evet. Şimdi bir kere bunun için gidip deli gibi paralar verip bir kere full frame'den hiç olmaz. Gerek yok yani. Kesin crop yetiyor. Gidip daha pahalı lensler almak yerine ben aynı kaliteyi yakaladığım ve çok değişken amaçlı kullanabildiğim lensleri Fuji'de kullandım. Yani 35'ten 16.80'e geçtim. Ki bunun da hikayesi de çok güzel. Evet. 16.80'i aldığım gün şımardım. O gün Sirkeci'de dolaştık. Karaköy'den. Ya hep Halil'le oradan böyle kontağımız oldu. Bir türlü tanışmak nasip olmadı. Halil'e de selamlar selam buradan. Selam abi. Akın ben. Halil kardeşimiz de Fujifilm Karaköy'de Ferhat kardeşimle beraber hakikaten bu kanalın büyümesinde bana çok yardımcı oldular. Buradan tekrar kendilerine bir teşekkür borçluyum yani. Akıncım ilave etmek istediğin bir şey var mı bu güzel sohbete? Abi çok teşekkür ediyorum. Ne demek ben teşekkür benim ediyorum. Benim fotoğrafçılık hayatımda senin kanalınla beraber başladı. Beraber gidiyor. Çok güzel bir arkadaşlığa da dönüştü. Kesinlikle. Abi kardeş ilişkisine de dönüştü. Aynen öyle. Sürekli görüşüyoruz zaten. Ta gelip İstanbul'dan beni Kapadokya'da ziyaret etmeye kadar dönüştü. Aynen öyle. Burada da kafamı ütüleme. Burada kucaklaşabildim. Burada kucaklaştık. Burada artık kafamı ütülemiyor çünkü bu işi öğrendi. Ben hakikaten... Sıkmıyorum artık. Yok, Akın gibi kendini geliştirmeyi becerebilen sevgili takipçilerine çok övünüyorum. Son yani, bir iki karede gösteririz şimdi. Tabii tabii yok, gerçekten çok övünüyorum. Çünkü en azından böyle fotoğraf sevdalısı insanlara, bu zaten kanalı açmamdaki amaç buydu. Fotoğraf sevdalısı insanlara elimden geldiği kadar doğru yol göstermek. Zannediyorum onunla bir parça başarıyorum galiba değil mi? Bir parça oluyor evet. Sevgili dostlar. Bir parça. Sevgili dostlar. Eğer bu içerik hoşunuza gittiyse lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Eğer abone olmadıysanız. Abone olun. Bu şart. Çünkü bu inanıyorum ki bu içerikleri daha geniş kitlelere
ve daha çok insana faydalı olmasını sağlamış olursunuz. Bu konuda yardımcı olmuş olursunuz. Valla benim söyleyeceklerim her zaman söylediğim şeyler. Sağlıkla kalın. Sağlıkla kalın. Huzurla kalın. Huzurla kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ben Erdinç Omaç. Ben Akın Göktuna. Fotoğraf çekmek kolay, bugünlük bu kadar. Hoşça kalın.